Merhaba sevgili öğrenciler. C++ ödevlerimizin bir başkasıyla daha birlikteyiz. Hemen ödev sorumuza bakıyoruz vakit kaybetmeden. Aşağıdaki kodda bir sentaks hatası varsa belirtin ve sentaks hatasının nedenini açıklayın. Hemen bakıyoruz koda. A isimli bir sınıf görüyoruz. Sınıfın private bölümünde bir non-static member function bildirilmiş. Aynı isimli bir de sınıfın public bölümünde bildirilen fakat bu kez unsigned int parametreli bir fonksiyon var. Birinin parametresi int, diğerinin unsigned int. Biri public, diğeri private. Önce şu soruyu soruyoruz. Bu bir function overloading mi? Kesinlikle bu bir fonksiyon yüklemesi. Yani birinin private, birinin public olması function overloading olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Main fonksiyonu içinde ismi ax olan nesneyle func fonksiyonu çağrılmış ve bir char türden sabit bir karakter literali gönderilmiş. Peki bu durumda private üye fonksiyon function overload set'e dahil edilecek mi? Kesinlikle. Çünkü erişim kontrolü en son yapılır. Önce name lookup, sonra context control, sonra access control. Dolayısıyla function overload set'te iki tane fonksiyon var. Bunların private ya da public olması function overload resolution'ı etkilemeyecek. Gönderilen argüman char türden olduğu için char'dan int'e aktarım, promotion ama char'dan unsigned int'e conversion bu durumda kazanan int parametreli private fonksiyon olacak. Ama en son aşamada erişim kontrolü yapıldığında private olduğu için erişim hatası alacağız. Yani burada sentaks hatası var ama sentaks hatasının nedeni access control. Hemen derliyoruz. Ve gerçekten de derleyicimizin private bölüme erişim olduğu için sentaks hatası verdiğini görüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda birlikte olmak üzere herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.